Çalışmaya başlanmış ve şu anda 650 bin adet konutun inşasına, temeline, trajine başlanmıştır. Arkadaşlar, yapılan bu hizmet 11 ilde 650 bin konutun dışında daha büyük hizmetlerle sonuçlandırılacaktır. Bu hizmeti sadece AK Parti Reis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapar. Mazlumların umudu, Müslümanların lideri, dünya adamı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe biz bu davanın arkasında her zaman dimdik durmaya, ömrümüzü vermeye, gecemizi gündüzü vermeye hazırız, varız. Bir defa daha bu evata yaraşır bir şekilde bu hassasiyeti gösterdiğiniz için burada bugün bayramlaşma merasiminde bizlerle beraber olan, bizlerle beraber aynı havayı teneffüs eden siz değerli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben sözü ehlilerine bırakma bölgesinde lider bir ülke olması için, bütün mazlumların ümidi bir ülke olması için, Afganistan'dan Fas'a kadar her tarafı kan gölüne dönmüş olan, ciğeri yanan, yüreği kan ağlayan, bütün mazlumların umudu olabilmesi için mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek olarak bugünlere gelmemize vesile olan ve bugün de bu meydanı yine çok güzel bir şekilde boyabatımıza yaraşır bir şekilde dolduran siz kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Artık eksiklerimizi göstermesin. Bugün burası bir bayramlaşma yeri. Sonuçta çok uzun konuşacak değiliz. Çok hayati bir seçime girdiğimiz, çok sınırlı günlerimizin kaldığı bir günde Türkiye'nin en fazla tartıştığı konularla ilgili olarak 37 yıllık meslek hayatını bu işlere vermiş bir kardeşiniz olarak birkaç kelime söylemek isterim. Şundan hepiniz müşteri olun. Emin olun bir kere. Bu seçim Türkiye'de siyasi partiler arasında yapılan bir seçim değildir. Bu seçim 15 Temmuz'da hesaplarını tutturamayanların, yani Amerika'nın Türkiye'ye kurduğu tuzaklar karşısında ülkemizin var olma ve bağımsızlık seçimidir. Bizim rakibimiz ne bilmem ne ittifakı, bilmem ne partisi, bilmem ne adayı. Bizim bir tane rakibimiz var bu seçimlerde. Amerika ve onun emperyalizmi etrafında şey yapılmış, kenetlenmiş olanlar. Biz onlara karşı hem bu ülkemizi korumak için, hem bağımsızlığımızı korumak için, hem bu coğrafyayı kan gölüne çevirenlere bir bir kapıyı gösterebilmek için, Afganistan'dan Fas'a kadar umudunu bize bağlayan insanların
umutlarının devam edebilmesi için bir mücadele yürütüyoruz. Bir tarafta biz varız. Her tarafımızı kan gölüne çeviren, her tarafımızı terör örgütleriyle çepeçevre saranlara rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkesine sahip, en huzurlu, en güvenli şehirlerine sahip Türkiye'nin sevdalılarıdır. Bir taraftan ben hepinize rağmen topunuzla birlikte topunuza karşı mücadele edeceğim ve bu ülkenin hem huzurunu, hem güvenliğini, hem bütünlüğünü, hem bağımsızlığını koruyacağım diyen Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta da bir taraftan namusu geçinip, bir taraftan dürüst geçinip vatanını peşkeş çekmek isteyenler var. Değerli arkadaşlar, Suriye'den ve Irak'tan bütün askerlerimi çekeceğim. Terör örgütüne karşı bütün operasyonları durduracağım. Terör örgütünün belediyelerine özellik vereceğim. Ve bugüne kadar terör örgütüyle ilgili suçlara bulaşmış olanların tamamına genel af çıkaracağım. Taahhüdünde bulunanların bu memlekete yapabilecekleri daha büyük bir ihanet olamaz. Bugüne kadar bunca bedeli onlar gelsin, bütün geden öbür tarafa vatandaşlarımız gidemesin. Onlar gelsin, 40 yıldır bu ülkenin birliği, beraberliği için, vatanımızın bütünlüğü için o topraklarda Kürt olarak ama Türk milletinin bir parçası olarak bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayabilmek için soyunda, sülalesinde, hısımında, akrabasında şehit vermemiş, boğazına keleşi dayanmış olmalarına rağmen bu bayrağı elinden bırakmamış vatansever insanlarımız var. Öbür tarafta o toprakları onlara zindan etmek isteyenler var. Biz nasıl buna razı olacağız? Bıraksınlar. Cumhurbaşkanı adayları diyor ki ben bütün operasyonları durduracağım. PKK'ya karşı tek bir kurşun atmayacağım. Demedi mi bunu kardeşim? Dedi. Göndermişler belediye başkanlarına. Göndermişler buraya belediye başkanlarını. Biz kandili bile başlarına yıkarız diyor. Sen kimsin lan? Sen sen ancak Amerika'ya, PKK'ya karşı bütün operasyonları durdurup onlara özellik sözü veren Cumhurbaşkanı adayımızın seni lütfedip yardımcı olarak atamasına aday olmuş insansın. Sana mı soracaklar? Benim vatansever insanlarımın, benim milliyetçi insanlarımın, benim Sinoplu güzel hemşerilerimin, bunların yaptığı çirkin pazarlıklara, kirli pazarlıklara gösterdiği tepkileri azaltmak için güya kendini milliyetçi addeden bir belediye başkanını buraya göndermişler. Zurnanın son dediği bile değil, gelmiş burada Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili ahkam kesiyor. Kılıçdaroğlu giderken sana mı sordu? Kılıçdaroğlu o kapının arkasında Amerika'ya bu taahhütlerde bulunurken sana mı sordu? Gelmişim burada konuşuyorsun. Değerli arkadaşlar, Türkiye'miz 40 yıldır bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin maddi boyutları ayrı bir şey. Ödediğimiz bedeller ayrı bir şey. Ama bu ülkede ağlayan analar ayrı, akan gözyaşları ayrı, verdiğimiz şehitler ayrı, asker şehitlerimiz ayrı, polis şehitlerimiz ayrı, korucularımız ayrı. Bir de o bölgede bu vatanın, bu toprakların ayrılmaz parçası olarak yaşamak isteyen, bu ay yıldızlı bayrak için şehit olan, toplu katliamlara uğrayan binlerce Şırnaklı, Hakkari'li, Vanlı, Mardinli kardeşlerimizin yaşadığı ızdıraplar ayrı. Elhamdülillah ilk defa 15 Temmuz'dan sonra oluşan Cumhur İttifakı ruhuyla terörün her türlüsüne karşı topyekun devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla
mücadele kararlılığı içine girdik. Ve bu mücadelede bugün hem Türkiye'nin içinde hem sınırlarımızın dışında nerede bir terörist varsa, nerede bizim huzurumuza göz diken bir hain varsa ona hayat hakkı tanımayacağız. Karayasıyla MİT'iyle, silahlı kuvvetleriyle, emniyetiyle, jandarmasıyla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum içinde, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, dışarıda silahlı kuvvetlerimiz, içeride İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda çok muazzam bir mücadele yürüttük. Savunma sanayimizi geliştirdik. Kimseye muhtaç olmayan bir Türkiye'miz oldu. 15 Temmuz'dan sonra içimizdeki hainleri temizleyerek kadrolarımıza, komutanlıklarımıza, müdürlüklerimize, valiliklerimize vatanına gerçekten sadık, vatanını milletini gerçekten seven 7/24 bu ülke için çalışan kardeşlerimizi getirdik. 24 saat alanı hiç bırakmadık ve sonuna kadar gece gündüz mücadelemizi devam ettirdik. Bak ilk defa şu kış günlerinde, karda kışta evlatlarımızı oralardan çekmedik. İçerideki teröristlerin 1/3'ünü bu kış günlerinde etkisiz hale getirdik. Tertemiz. Geçen günlerde Bitlis'ten bir misafirim geldi. Ya bırakın kardeşim şimdi şunları, boşverin ya. Biz şeker almaya, kolonya almaya gelmedik, bırakın. Koyverin. Bu kadar insanı boşuna meşgul etmeyelim. Bitlis'ten bir misafirim gelmişti. Yolcu derken dedim ki, bir isteğin var mı? Bir şey istiyor musun? Dedi ki, Allah sizden razı olsun. Biz sizden daha ne isteyelim? Gündüzleri gidemediğimiz yerlerde geceleri festival yapıyoruz, davul çalıyoruz. Sizden daha ne isteyelim? İlk defa bu milletin yüzü bu kadar güldü. İlk defa huzurun, güvenliğin tadını bu kadar alır olduk. Diyarbakır'da 5. organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Ve tam 390 parsel talebi var Diyarbakır için. Batman için 60 parsel talebi var. Hakkari'si böyle, Van'ı böyle. İnsanlar ilk defa insanlık onuruna yaraşır bir hayatı sürdüler. Diyarbakır'a gidecek olsanız otellerde yer yok. Mardin'e gidecek olsanız yer yok. Van'a gidecek olsanız yer yok. Bu huzuru, bu güvenliği bize çok gördüler. Türkiye'nin önündeki bütün engelleri bir bir kaldırarak yoluna devam etmesinden rahatsız oldular. Kendilerini bir piyon buldular, bir oyuncak buldular. 21 yıldır sürekli kazanan ve sürekli güçlenen Tayyip Erdoğan'a karşı ne isterseniz yapmaya hazırım, yeter ki biz beni destekleyin diyen bir maşa buldular. Ve gerçekten vatanın bütünlüğünü bile pazarlık konusu yapabildiler. Şimdi bana iftira atıyorsunuz diyorlar. Biz size niye iftira atalım? Kemal Kılıçdaroğlu hepiniz duydunuz televizyonlarda. Demedi mi kardeşim? Ben operasyonları durduracağım. Ben Irak'ta, Suriye'de bir tek evladımızın şehit olmasına izin vermeyeceğim. Demedi mi bunu? Biz mi söylüyoruz? Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu arkadaşlar, böyle güzellemeler yapıyorlar. Bunun anlamı çok basit şekliyle şu: Irak ve Suriye'deki 1300 kilometrelik sınırımızda bunca şehitle, emekle hakimiyet oluşturduğumuzda teröristlerin hem ülkemize girmesini hem ülkemize saldırmasını engellediğimiz, onlardan bir mücadeleyle çok ağır bedellerle aldığımız, kontrolümüze aldığımız bölgelerin tamamını PKK terör örgütüne teslim edeceğim. Ve 1300 kilometre sınırımda terör devleti kurulmasına izin vereceğim demektir. Irak'ta biz operasyon niye yapıyoruz? Barzani'ye yardım için mi yapıyoruz? Suriye'de biz operasyon niye yapıyoruz?
Esad'a yardım için mi yapıyoruz? Bu Türkiye'nin güvenliği için yapıyoruz. Orada o operasyonları yaptık ki içeri terörist giremedi. Elhamdülillah biz de içeridekileri bitirdik. Bugün bu mücadele ruhuyla elhamdülillah Türkiye'de tek bir DHKPC teröristi kalmamıştır. Bugün Türkiye'de tek bir TİKPA teröristi kalmamıştır. Bugün Türkiye'de tek bir DSOL teröristi kalmamıştır. Silahlı teröristlerinden bahsediyorum. TKMM'le teröristi kalmamıştır. Ve PKK teröristi sayısı da 80'li rakamlara düşmüştür. Bu kıymetli Cumhurbaşkanımızın bize verdiği büyük destek ve kararlı duruşla, Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu ruhla gerçekleştirilebilmiş bir başarıdır. Lütfen istirham ediyoruz. Siyasi anlayışınız ne olursa olsun, çevrenizdeki kardeşlerimizin siyaseten fikri ne olursa olsun, bu seçim siyasilerin seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi. Bu seçimi Kandil kazanamamalı. Bu seçimi Pensilvanya kazanamamalı. Bu seçimi Amerika kazanamamalı. Bu seçim bizim seçimimiz. Bu seçimi biz kazanacağız. Bu seçimi Türkiye'miz kazanacak. Bugüne kadar akan gözyaşları kazanacak. Aldığımız dualar kazanacak. Şehitlerimiz kazanacak. Kahramanlarımız kazanacak. Aksi takdirde yüzlerine bakacak yüzümüz kalmaz. Bizim katoda, damarda, ikine kalarda, tenderekte 24 saat döver tutan -30 derece, -40 derecede operasyon yaparak bu memleketi bir huzur adası haline getiren, kardeşlik adası haline getiren sevgili güvenlik güçlerimize, kahraman Mehmetçiklerimize söyleyecek ne sözümüz olarak olabilir? Eğer biz bu ülkeyi tek bir kurşun atmadan Amerika'ya teslim edeceksek, eğer bu ülkenin bir bölümünü bugüne kadar verdiğimiz canlarla, vatanın bütünlüğü için verdiğimiz mücadelelerle elimizde tuttuğumuz topraklarımızın bir bölümünü PKK'ya teslim edeceksek, o zaman neyin mücadelesini yaptık? O zaman neyin zaferlerini kazandık? Silahla alamadıklarını, güçle alamadıklarını, bizim inancımız ve imanımız karşısında kaybettiklerini Amerikan emperyalizminin desteği ve oyunlarıyla almak istiyorlar. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinizden bugüne kadar verdiğiniz destekler için Allah razı olsun. Esas gün bugün. Bugün mutlaka dünya mazlumlarının liderine, ülkemizin en güçlü varlığına, hem demokrasimiz için, hem cumhuriyetimiz için, hem barışımız için, hem huzurumuz için, hem bu topraklarda kardeşane yaşamak için sahip çıkmak zorundayız. Her türlü oyunu oynuyorlar. Kürt kartını oynuyorlar. Ne diyor Adi Arif? Çıkıyor bir tanesi. Bütün Kürtlere terörist diyorlar. Kendilerinden olmayan herkese terörist diyorlar. Tövbe estağfurullah. Bu kadar adice bir iftirayı toplumun bu kadar geniş bir kesimine atmaya kimin hakkı var? Yeryüzünde bir tek sağduyulu insan gördünüz mü siz? Kürtler PKK'lıdır diye. Asla. PKK'lı ayrıdır. Bizim Kürt halkımız ayrıdır. Bu oyunları tutmadı. Şimdi çıkmış ben Aleviyim diyor. Lan Aleviysen bu kadar yıldır niye takiye yapıyorsun? Senin Aleviliğini bilmeyen mi var? Sana nesin sen diye soran mı var? Sen ister Alevi ol, ister Sünni ol, ister Türk ol, ister Kürt ol. Bu yeter ki adam gibi bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamayı kabul et. Başımızın üstünde yerim var. Sana soran mı var kardeşim? Niye taşıyorsun bu bayrağı sen? Niye? O Aleviyim diyecek, biri de ben de Sünniyim diyecek, kavga çıkaracaklar. Kavgadan beslenecekler. Çünkü bizim
birliğimiz, beraberliğimiz onların zoruna gidiyor. Ama biz sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz. Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Hiçbir oyuna gelmeyeceğiz. Bu memlekette elhamdülillah Aleviyim diyebileceğiz. Sünniyim diyebileceğiz. Türk'üm diyebileceğiz. Kürt'üm diyebileceğiz. Hep birlikte bize ait inançlarımızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan özgürlüklerle güven içinde yaşayacağız inşallah. Allah yolumuzu açık etsin, izimizi açık etsin. Sizin eksikliğinizi bizlere de, milletimize de hiçbir zaman göstermesin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağ olun. Niyaz abi, bir resmimizi çek abi. Dur abi, çıkarken çekilirmiş. Tekilimiz konuşacak. Tamam. Bu güzel ve anlamlı konuşmalarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak... İnşallah hiç kimse endişe etmesin. 14 Mayıs akşamı inanıyorum ki başta Bayabat olmak üzere, Sinop olmak üzere, Türkiye'mizin her tarafından şehit öğretmenlerimizin kanı ellerinde olanlara, şehit polislerimizin kanı ellerinde olanlara, şehit jandarmamızın, askerimizin kanı ellerinde olanlara, şehit korucularımızın kanı ellerinde olanlara Türkiye'nin en büyük dersi hep beraber vereceğiz Allah'a emanet. Biz bir büyük yürüyüşe çıktık Recep Tayyip Erdoğan'la. Biraz önce Şefik Başkanımın söylediği gibi ilkleri ve bütün gururları bize yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'la bir büyük yürüyüşe çıktık. Türkiye'yi daha güçlü Türkiye yapma. Türkiye'yi daha büyük Türkiye yapma. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke yapma yürüyüşüne çıktık. Kendisine talimat verildiğinde hizaya geçen değil, başkalarından talimat almadan hak ve menfaatlerini koruyamayan bir Türkiye değil, sadece ve sadece milletinin sözünü dinleyen, sadece ve sadece milletinden talimat alan bir Türkiye yapmak için yola çıktık. Elhamdülillah. Elhamdülillah bunu da başardık. Bakın geçen geldiğimde seçim büromuzda anlattım. 90'lı yılların başında Ermeniler Karabağ'ı işgal ederken o günkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebur Feyze Elçi Bey Türkiye'den sadece iki tane helikopter istedi yaralılarını taşıyabilmek için. Gözlerimizin önünde Ermeniler Karabağ'ı işgal ederken Azeri kardeşlerimizi katlederken iki tane helikopteri gönderemedik. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, sizlerin inşa ettiği bu büyük Türkiye'nin öncülüğünde bırakın iki tane helikopteri, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, bütün gücümüzle Ermenilerin tepesine çöktük ve 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'ı özgürleştirdik. Bu sizin sayenizde oldu. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde oldu. 1960'lı yıllarda gözlerimizin önünde Kıbrıs'ta Rumlar kardeşlerimizi katlederken, Türkleri kurşuna dizerken, küvetlerin içerisinde çocukları makinalı tüfeklerle tararken, ne yazık ki Türkiye'den onu seyretmek, orada yaşanan katliamı seyretmek zorunda kaldık. Uçaklarımızı tam havalandırmak isterken, gemilerimizi tam yola çıkartmak isterken, Amerikan Başkanı Johnson'un Türkiye'nin Başbakanı İsmet İnönü'ye gönderdiği Johnson mektubuyla adım atamaz hale geldik. Dün Kıbrıs'ta gözümüzün önünde Türkleri Rumlar katlederken kıpırdayamayan bir Türkiye'den bugün bir gece ansızın gelebilirim diyen, milletimin menfaati neredeyse, ülkemin çıkarı neredeyse, kimin ne dediğine bakmaksızın bir gece ansızın gelebilirim diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi işte 14 Mayıs ya milletten talimat alanların seçimi olacak, ya da biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi emperyalistlerden, Amerika'dan ve onların Türkiye'deki uşaklarından talimat alanların seçimi olacak. Bayabat hemşehrilerim 14 Mayıs akşamı kendinden talimat olanlarla bir kere daha yol yürümeye karar verecek Allah'ın izniyle. Milletin dışında hiçbir gücün karşısında inmeyen,
hiçbir egemene boyun eğmeyen, hiçbir gücün karşısında rükuya varmayan, sadece milletinden talimat alan ve sadece Allah'ın karşısında rükuya eğilen bir liderle yol yürümeye devam edecek Allah'ın izniyle. Bakın, biz çok daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye olma yolunda erken adım attık. Ama bütün adımlarımız yarım kaldı. Daha 1940'lı yıllarda Türkiye uçak yapmışken Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını baskılarla iflas ettirdiler. 1940'lı yıllarda Nuri Kimligil Türkiye'de ilk savunma sanayi hamlesini atmışken, tabanca üretmişken, mermi üretmişken, onun fabrikasını infilak ettirmek suretiyle, onun fabrikasını patlatmak suretiyle savunma sanayindeki yolumuzu kestiler. Vecihi Hürkuş'un yolunu kestiler. Şakir Zümre'nin yolunu kestiler. Şimdi de çıkmışlar diyorlar ki, biz iş başına geldiğimizde İHA'ları durduracağız. SİHA'ları durduracağız. Neymiş efendim? Bunlar Katar'a satabilirlermiş. Bu silah fabrikalarını bunlar yabancılara satabilirlermiş. Onun için yerli teşebbüsü, onun için özel teşebbüsü durduracaklarmış. Burada bundan bütün kardeşlerimiz biliyor. Dünyanın her tarafında savunma sanayiyle ilgili yapılan bütün yatırımlar önce devletten izin alınarak yapılır. Kotaları konulur, kuralları konulur. Sonra da ürettiği silahı devletin izni ve onayı olmaksızın hiçbir yere satamazsın. Ama milletin kafasını karıştırmak için, ama kirli yalanlarıyla seçim sürecini ifsat etmek için güya İHA'ların, SİHA'ların yapıldığı Bayraktar firması başkalarına satılabilirmiş. Biz sizin gibi bu ülkeyi Kandil'e satanlardan değiliz Allah'ın. Biz sizin gibi üç kuruşluk iktidar için eli kanlıların karşısında boynunu eğenlerden değiliz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bu millete metfun olduğumuz gibi, bu memlekete metfun olduğumuz gibi, bu vatana metfun olduğumuz gibi, bu bayrağa metfun olduğumuz gibi, bu ezanlara metfun olduğumuz gibi 14 Mayıs'ta da bu büyük yürüyüşü kaldığı yerden durmadan sürdüreceğiz. Şimdi bizim yolumuzu kesmek isteyenler, bizim yolumuzu engellemek isteyenler, aslında biraz önce Mehmet Bey söyledi. Biz öteden beri ne diyorduk? Bu masa altını değil. Bu masanın altında da var, arkasında da var. Altında PKK'sı, arkasında FETÖ'sü var demiştik değil mi? Şimdi o kadar yüzsüz, o kadar arsız hale geldiler ki masanın altındakiler de üstüne çıktı. Masanın arkasında gizlenenler de masanın üstüne çıktı. Pazarlıklar aleni yapılıyor. Daha iki gün önce Suriye'nin kuzeyinden Salih Müslim Tayyip Erdoğan'ı döveceğiz diye mesaj veriyor. Bir kere daha söylüyorum. 14 Mayıs akşamı ellerinde şehidimizin kanı olanların yüzünü güldürmeyeceğiz inşallah değil mi? Ağabeylerinde Amerika'dan seçimleri seyrediyor. Hani ne demişlerdi? Gezi olaylarını yaptık, deviremedik Tayyip Erdoğan'ı. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı darbesiyle devirmeye çalıştık, başaramadık. Çukur eylemleriyle devirmeye çalıştık, başaramadık. En sonunda 15 Temmuz'da tepelerine FETÖ'cü uçaklarımızla helikopterleri gönderdik, uçakları gönderdik, başaramadık. Ben o gece meclisteydim. Tepemize bombalar yağdırırken tıpkı İstiklal Harbi'nin meclisi gibi o gece sabaha kadar meclisimizi açık tuttuk. Başaramadılar. Şimdi diyor ki Türkiye'deki maşalarımızı, Türkiye'deki işbirlikçilerimizi destekleyerek başaracağız. Bu millet bunlara fırsat vermeyecek. Bu millet Allah'ın izniyle bu büyük yürüyüşün durdurulmasına fırsat vermeyecek. Bakın TCG Anadolu'yu görmek için İstanbul Sarayburnu'nda oluşan kuyruğu görüyorsunuz değil mi? Milletimiz nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyor. İHA'ları da biliyor, SİHA'ları da biliyor, Altay tanklarını da biliyor, Atak helikopterlerini de biliyor, TCG Anadolu'yu da biliyor, şehir hastanelerini de biliyor, yollarını da, köprülerini de biliyor, okullarını da biliyor, havaalanlarını da biliyor ve yerli ve milli otomobilimiz TOG'u da biliyor. 1960'lı yıllarda yerli mühendislerimiz tarafından bir yıldan kısa sürede devrim otomobilini yapmıştık. Ama o da yine ihanetle durdurulmuştu. Şimdi ihanetlerine karşılık verecek bir iktidar yok da onun için kuduruyorlar Allah'ın izniyle.
Biz biliyoruz ki 14 Mayıs'ta bu millet durmak yok, yola devam edecek Allah'ın izniyle. Çok kıymetli kardeşlerim, ben her zaman söylüyorum, iki çift lafta boyama atışın. Göğsümüz kabarıyor. Gerçekten gurur ve onur duyuyoruz sizlerle. Benim sözlerimi hatırlarsınız. Derim ki bu davayı bir çadıra benzetirsek, bu çadırın orta direği boyamaktır. Siz sağlam olursanız Allah'ın izniyle Sinop sağlam olur. Görüyorum ki boyamak yolunu almış yürüyor. Bunun işareti mi daha? Süleyman Soylu Bakanımız Ocak ayında depremden hemen önce Boyabat'a geldiğinde gösterdiniz. Şu meydanı hükümet konağımızın, belediye binamızın olduğu Şefik Çakıcı kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz. Hüseyin Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Emeği çok oldu yanında. O meydanı Hunca Hanç doldurdunuz. O gün dedim ki tamam, Boyabat hazır Allah'ın izniyle. Bugün de görüyorum ki Boyabat'ımız 14 Mayıs'a hazır ve 14 Mayıs'ta Boyabat gereğini yapacak, durmak yok, yola devam edecek ve inşallah bu sefer iki milletvekilimizi meclise gönderecek. Siz bana güvendiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza itimat etti. Üçüncü dönem milletvekili adayınız olarak karşınızdayım. Allah kısmet ederse 14 Mayıs'tan sonra da üçüncü dönem milletvekiliniz olarak yine sizlerle beraber olacağız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlerin evladı, Boyabat'ın evladı olan bu kardeşinize güvenip üçüncü dönem milletvekili adaylığı için bize verdi ya, bizim de buradan ona bir hediye göndermemiz lazım. Seyit Ali Çetin kardeşimizle beraber Allah'ın izniyle iki milletvekili mecliste olursak bilin ki Sinop'un siyaseti güçlenecektir. Biz buradan iki milletvekili gidersek Sinop'un siyaseti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de AK Parti Genel Merkezi'nde de daha güçlü olacaktır Allah'ın izniyle. Bana güç vermenizi, Sinop'a güç vermenizi, Boyabat'a güç vermenizi bu sefer iki milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sinop'un temsil edilmesi için daha fazla destek vermenizi bekliyorum. Varsa kafası karışık kardeşlerimiz, varsa hatta bir şeyler takılmış kardeşlerimiz, her birisini ikna ederek 14 Mayıs'ta Sayın Ali Çetin'le beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kardeşiniz olarak hizmet vizesi vermenizi istiyoruz. Allah hepinize razı olsun. Bugün burada çok bir güzel, başka bir güzelliği yaşıyoruz. Nuri Kara kardeşimiz, geçmiş dönem ilçe başkanımız aramızda. Göremediğimiz, geçmiş dönemde görev yapmış başka ilçe başkanımız varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Geçmiş dönem belediye başkanlarımız, Mehmet abimiz burada, Mehmet Ermiş Bey. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Şefik Çakıcı kardeşim burada, kendisine hoş geldiniz diyorum. İlçe başkanımı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Belediye başkanımız Hüseyin Coşar hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Boyabat'a yakışan da budur. Bir olacağız, beraber olacağız, ir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. 14 Mayıs bayramında buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Her biriniz Allah'a emanetiniz. Sayın Vekilimize bu güzel anlamlı ve güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Telefonumuz burada sona ermiştir. Bayramlaşmayı nasıl yapacaksanız. Arkamız geliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun.